Başka neler söyledi, yankıları ne oldu? Biden'ın açıklamasından önce şunu söyleyeyim hemen, Pensilvanya'da oy sayım işleminin artık sonuna geliniyor. Ve Pensilvanya'dan bir sonuç gelebilir. Bu sonuç da Biden'ın başkanlığının ilan edilmesine neden olabilir. Biden dün gece Kamala Harris'le birlikte açıklama yaptı. Aslında ikisi beraber yapacaklardı açıklamayı. Eğer o eyaletlerden, dört eyaletten birisi, beş eyalet var, Alaska'yı da saymıyorum altı eyalet var, Kuzey Carolina Trump'a gidiyor ama diğer dört eyalet Nevada, Arizona, Pensilvanya ve Georgia'da Biden'ın üstünlüğünü görüyoruz. Bu dört eyaletten eğer birisi Biden'a gitseydi dün akşam zafer açıklaması yapacaktı ama... Üç gün önce yaptığı açıklamanın bir benzerini yaptı. Amerikan halkını e, toparlayacağız, uçurumu, aradaki uçurumu gidereceğiz, ayrışmaya son vereceğiz dedi. E, başkanlığından yine emin olduğunu ama bütün oyların sayılması gerektiğini belirtti. Dün gelen başka açıklama Trump'tan gelmişti. E, oyların sayımının durdurulması, işte yapılan hilenin e, giderilmesi e, konusunda e, yasal yollara başvuracaklarını belirtmişti ki Bununla ilgili kendisine e, Cumhuriyetçi Parti içinden de destek e, biraz artmaya başladı diyebiliriz. E, Lindsey Graham e, başkanın yanında yer aldığını söyledi ve e, yine bugün de başkanın e, bu avukatlarına yani oluşturacağı hukuk kuruluna e, seçim süreciyle ilgili e, yüksek mahkemeye veya diğer mahkemelere taşınacak e, davalarla ilgili yeni bir avukatlar ordusu hazırlıyor Trump bu kurula 500 bin dolar bağış yapacağını söyledi Lindsey Graham. Destekler var. Cumhuriyetçi Parti kendi içinde üç ayrılmış durumda. Trump'a destek verenler, arada kalanlar ve karşısında yer alanlar. Mesela Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell biraz önce açıklama yaptı. Arada kalan isimlerden birisi Trump'ın açıklamalarıyla ilgili herhangi bir Beyanatta bulunmayı istemediğini söyledi. Arada kalıyor ama ilk gün e, seçim sistemine zarar verdiğinde belirtmişti. Tam da bunun karşısında olan e, açıklama yapanlar var. E, Trump'ın karşısında olan Mitt Romney gibi e, isimler de e, Trump'ın karşısında bu Trump'ın açıklamalarının seçim sistemini zorlamalarının e, ve suçlamasının küçümsemesinin Amerikan seçim sistemine zarar vereceğini söyledi. Trump o arada bir açıklama yaptı. Hep diyorsunuz ya Türkiye'den bakıldığında aslında değişik bir seçim çok fazla oy alan bu seçimi almıyor işte seçiciler kurulunda ne kadar fazla üyeye sahip olursanız o zaman Amerikan başkanı olursunuz diye işte Trump da tam orada electoral College dediğimiz seçiciler kurulu sisteminin ne kadar saçma bir sistem olduğunu söyleyen bir tweet attı halbuki 2016 yılında o sistem sayesinde Hillary Clinton'dan yaklaşık 3 milyon daha az oy, az oy alarak başkan seçilmişti. Burada eğer o sistem olmasaydı yaklaşık 74 milyon oy alan Biden'ın yine gerisinde kalacaktı. Dün Trump'ın yaptığı açıklamalardan, enteresan açıklamalardan birisiydi. Yeni gelişmeler, bölüm bölüm vereyim. Mesela ilginç bir gelişme Wisconsin yine o. Ee, bu yarışın e, sürdüğü kritik eyaletlerden biriydi. Biden burada seçimi aldı aldı ama oylar tekrar sayılacak. Ee, Wisconsin'de Cumhuriyetçi Parti'nin e, APA yaptığı açıklamaya göre hackerlar e, Trump'ın e, kampanya hesabından 2.3 milyon dolar e, çalmışlar. E, bu Cumhuriyetçi Parti yetkilisinin e, açıklaması. Diğer bir konu Amerika'da konuşulan e, Trump'ın seçilse de seçilmese de kabinede büyük ölçüde bir değişiklik yapacağı yapması bekleniyor. En önemli değişiklikse Mark Esper e, savunma bakanı, savunma bakanı geçtiğimiz hafta e, istifasını hazırladığı haberleri çıkmıştı. İşte Pentagon'da konuşulan en önemli konulardan birisi bu. Bunu bu değişikliği. Ee, geçiş sürecinde Trump'ın e, kendi elini rahatlatmak için e, yapacağı da konuşulan e, bilgiler arasında Bu arada e, Marpur'ın e, istifası ile ilgili e, temsilciler meclisinden e, herhangi bir bilgilendirme temsilciler meclisine herhangi bir bilgilendirme gelmediği belirtilmiş Senato ise bu konuda kendilerine sorulan soru konusunda e, sessiz kalmış e, Çünkü böyle istifa durumlarında genelde Kongre'nin iki ayağı da önceden bilgilendirilir. Şimdi hep konuşulan e, konu şu. Eğer Trump bu seçimleri kaybederse, e, Trump e, tarzında bir aday mı e, bul, bulacak e, Cumhuriyetçiler? E, ya da e, başka bir yol mu izleyecek diye. Şimdi Trump tarzına belki çok yakın isimlerden birisi, e, televizyoncu, anchorman Fox'ta, Fox News'ta çalışan Tucker Carlson'ın 2024 seçimlerinde e, aday olması muhtemel isimler arasında yer aldığı belirtiliyor Cumhuriyetçi Parti'den ki tarz olarak Trump'a e, çok benzeyen e, ve e, Trump'a önemli destek veren e, Fox News'un önemli enkırmenlerinden Tucker Carlson 2024 yılında aday olabileceği belirtiliyor. Dediğim gibi şu anda Biden'ın Pensilvanya'da, Georgia'da ve Nevada'da üstünlüğü var dört eyalette. Bu eyaletlerden birinden gelecek sonuç ki Pensilvanya'dan gelmesi beklenen sonucun erken bugün içinde olması bekleniyor. Gelse bile Georgia'da olduğu gibi işte Wisconsin'da olduğu gibi oyların tekrar sayılması gündemde olacak. Ee, şimdilik gelişmeler bunlar. Ee, başka bir soru varsa cevaplayabilirim. Evet var bir soru daha yöneltmek isterim Serdar Cebe. Şimdi bir taraftan tabii Biden'dan yana ibre görünüyor gibi olsa da dört e, kritik eyaletten söz ediyoruz elbette. E, orada önde yarışı götürüyor ama bir diğer taraftan da e, Trump'ın da sözlerinde belirttiği gibi yasal süreçler daha yeni başlıyor şeklindeki o ifade kafaları karıştırıyor haliyle. Dolayısıyla Amerika'da hava ne yönde sandıktan mı çıkacak o sonuç e, yoksa mahkemeden mi nasıl bir hava var Amerika Birleşik Devletleri'nde? Sonuç sandıktan çıkacak ama Trump bunu mahkemeye götürecek belli. Zaten şu anda yeni oluşturduğu avukatlar ordusuyla bu mücadeleye başlayacak. İşte biraz önce söylediğim gibi bazı cumhuriyetçiler buna destek veriyor. O açıdan para desteği de artmış durumda. Lindsey Graham 500 bin dolar bağışlamayı vaat etti. E, bu açıdan bir hukuk sürecinin başladığı ve e, delil toplandığı Trump'ın ekibi tarafından aşikar. E, bu süreç e, tabii ki e, oyların tekrar sayımı e, işte o sürece uyulup uyulmadığı kontrol edecek birçok parametresi var bunun. E, çünkü Amerika'da çeşitli e, ayaklarda e, oy kullanılıyor seçim öncesi oy kullanılıyor. Mektupla oy kullanılıyor, devamsızlık oyu kullanılıyor, askerlerin oyu var. Trump'ın hani Georgia'daki askerlerin oyu nerede diye sorduğu e, oy tarzı e, birçok şekli var. Bunların kontrol e, mekanizmaları da var. Aslında bunlar e, insanlara postayla yollanırken ya da o sistem zamanında önce seçimden önce yürürken kontrolü çeşitli aşamalarda yapılıyor. İsterseniz onu da kısaca anlatabilirim. E, onun için bu sistem... E, Baştan aşağı e, suçlamalarla birlikte e, kontrol edilecek. Şimdi Philadelphia'da e, ve Pensilvanya'da yüksek mahkemenin e, aldığı karar şu e, dün. E, diyor ki oy pusulalarını, geçici oy pusulalarını, mektupla yollanan oy pusulalarını bir yerde toplayın. Ayrı bir yerde toplayın yasal olanları, e, legal olanları hani Trump'ın dediği. Ee, onları e, mühürleyin diyor. Bunların sebebi bunların e, tekrar kontrol edilecek olması. E, yasal bir süreç bu. E, yani olağanüstü durumlarda olan bir süreç değil. E, bunun eyalet e, yüksek yargıçlarının bunu isteme etkisi var. Çünkü oy oranları birbirlerine çok yakın. O açıdan e, büyük bir... E, hukuki sürecin başladığını söyleyebiliriz hı hı. ama bunun da belli bir süresi var. O süre içinde bu yapılacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Serdar Cebe gazeteci Serdar Cebe. YouTube kanalımıza abone olun.